Tamamdır şurayı da kapatalım şöyle. Artık hapse girdiniz geçmiş olsun. Olamaz böyle bir şey. Gerçekten bizi neden hapse attırdın? Bizi sen yakalattın. Evet tam bankaya paramı yatırmaya giderken sizin hırsızlık yaptığınızı gördüm ve polisi çağırdım. Böylece sizi hapse atmayı başardım. Olamaz. Gerçekten senden intikam alacağız. Abi, bütün elmasları senden geri almaya geleceğiz. Elmaslarımızı geri istiyoruz senden. Baksanıza ne güzel yakalattım gördünüz mü polise yardım ettim He, Evet yeğenim doğru söylüyorsun ya al bakalım ödül, ödülü hak ettin gerçekten onları yakalattığın için ödülü aldın al bakalım Teşekkür ederim gerçekten çok iyi elmaslarım oldu bakın sizi yakalattığım için elmas aldım Tamamdır o elmaslar biz buradan eğer çıkarsak senden almaya geleceğiz intikamımızı alacağız Evet çıkarsanız gelirsiniz buradan çıkamazsınız ki Yenim çıkamazlar ya yenim nerede çıkacaklar banka soyarken yakalandılar diyorum sana ey çok güzel. Ben de polistik yapmak isterim. O zaman hırsızlar yakaladıkça elmas kazanacaksam o zaman bütün hırsızları ben yakalamaya çalışabilirim. Evet amirim bu yakalasın. Biz de yatıp uyuruz. O da bize yakalar biz de ona elmas veririz. He doğru söylüyorsun Nurettin ya. Doğru söylüyorum. Tamamdır öyle yapalım. Uyuyalım, yatalım hadi bakalım. O zaman polis kıyafetleri giyersem eğer bu sayede ben de polis olurum ve çok güzel şekilde elmas kazanabilirim. Hadi görüşürüz ben gidiyorum işim var. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Onlar zaten suçluyu hapse attılar. Biz de hızlı bir şekilde gidelim. 32 tane elmasımız oldu. Banka hesabımıza yatıralım arkadaşlar. Daha sonrasında köyde diğer işlerimizi yapalım. Aynı zamanda polis kıyafetimiz varsa dolapta onu giyelim. Polislik yapabiliriz. Yepyeni bir mesleğimiz oldu. Çok iyi gerçekten. Şöyle hızlıca gidelim bakalım. Merhaba. Merhabalar efendim. Elmas getirmiştim bu bankaya yatıracağım. 32 tane elmas alın bakalım. Tabii ki efendim en güzel şekilde elmaslarınız burada güvendedir. Burada kimse çalamaz. Bankamız soyulmaz. Bankamız en güvenliklidir. Tamamdır. Çok güzel. O zaman ihtiyacım olduğunda ben 32 tane elmas almaya gelirim. Tabii ki efendim başka elmaslarınız varsa getirebilirsiniz en güzel şekilde burada saklarız burada değerlenir tamamdır Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem şekilde elmasları bankaya koyduk artık güvendi arkadaşlar Şimdi gidip rahatça çalışabiliriz elmasları kazanmaya devam edersek daha da güzel zengin olabiliriz Aha o dükkanda hiçbir müşteri yok ki köylü neden hiç müşteri gelmemiş elmas kazanmamız gerekiyor daha da fazla elmas kazanacağız gerçekten çok iyi Dostum ben de anlamadım ki hiçbir müşteri yok Doğrusu buraya belki müşteri gelmeyebilir. Köydeki gizli bir tünel bulundu. O tünelin ne olduğu merak ediliyor gerçekten. Çok merak ediliyor. Tünel mi ne tüneli? Doğrusu gizli bir kapı bulundu. Kapıyı bir türlü açamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. O köylü ne diyor bu? Kapı bulundu diyor. Toprakların arkasında gizli kapı bulmuşlar. Gizli kapı mı bulmuşlar? Olamaz nerede? Ormanın içinde. Ormanın içinde mi? Olamaz benim onu gidip hemen görmem gerekiyor Bekleyin ben bir evde malzemelerimi alıp geliyorum hemen Arkadaşlar gidelim bakalım nasıl bir kapıymış nasıl bir tünelmiş göreceğiz Hızlı bir şekilde hemen gidelim şuradan Evet şurada hemen bizim küreğimiz kazmamız her şeyimiz var Onları toplarsak arkadaşlar gidebiliriz Gidelim bakalım ormanın içinde neredeymiş arkadaşlar Gizli tünelden bizim neden haberimiz yok Biz köyde geziyoruz her şeyden bizim haberimiz olmak zorunda Ormanın içine şu taraftan gidebiliriz Gerçekten çok merak edici Gidelim gelin o zaman Hızlı bir şekilde şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar Şimdi nerede olduğunu hemen anlayacağız Ormanın içinde küremiz Oo, Bakın herkes oraya toplanmış Siz neden buraya toplandınız Baksana burada gizli bir kapı bulduk gerçekten. Gördün mü gizli bir kapı var burada. Oo gizli kapı var arkadaşlar gerçekten. Bir dakika. Siz bunu nasıl buldunuz ki? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli bir tane kapı var burada. Bu kapıyı açarsak içinde ne olduğuna bakabiliriz. Olamaz. Kapıyı nasıl açacağız ki? Olamaz bu kapı açılmıyor. Eğer bu kapıyı patlatırsak o zaman açabiliriz. Doğru söylüyorsunuz. Patlatırsak açabiliriz ama bende TNT yok ki. Sizde TNT var mı? Dostum bende de yok. Bende de yok TNT bizde de yok. TNT yoksa o zaman benim mükemmel bir fikrim var. Yerin altından gizli bir tünel kazacağız ve kapının altından gizlice gireceğiz. Böylece içeride de ne olduğuna bakabileceğiz. Ama bende kazma yok ki. Dostum bende var al bakalım. O zaman şöyle hızlı bir şekilde şuradan gizli bir tünel açtığımız anda yerin altından çok güzel bir şekilde gizli tünel yapıyorum ve hep beraber bunun altından girebileceğiz. Kapının altına kadar kırık açacağız ve alttan gireceğiz. Çok iyi arkadaşlar muhteşem bir taktik bulduk. Tamamdır. Şimdi şuradan şöyle gizli bir taktikle bakın kapının altına kadar geldik. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru açabiliriz artık. Şurayı bir kapatalım şöyle. Evet. Oo! Arkadaşlar içeriye bir türlü giremeyiz. Şuna bakın. Aşağı tarafı katman kayasıyla kapanmış. Biz buraya hiçbir türlü kıramayız ki. Aşağıdan koruma altına almışlar. O zaman geri çıkalım bakalım buradan. Olamaz. İçeride katman kayası var. İçeriye bir türlü giremeyiz. Bu kapıyı nasıl yapacağız bilmiyorum. Yukarı tarafına çıkalım bir tane şuradan. Yukarıdan açarız arkadaşlar bize tüneli doğru şuradan açarız bakın böyle Evet olamaz Katman kayasıyla kapanmış ve çelik bir kapıyla korunuyor Burası ne olabilir ki arkadaşlar köyün içinde neden böyle bir şey var Şuna baksanıza burayı nereden buldular İçeriye nasıl gireceğiz bilmiyorum O zaman benim gidip bir yerlerden TNT bulmam gerekiyor Bir yerlerden gidip TNT bulursam bu kapıyı açabiliriz Şuna baksanıza bu kapı yoksa açılmaz Gördüğünüz gibi kapı bir türlü açılmıyor Olamaz bu ses de nedir böyle? Evimin önünde, kapısının önünde neden duruyorsunuz? Gerçekten yıllardır bu kapıyı kapalı tutuyordum ama sonunda açmak zorunda kaldım. Doğrusu bu yaşlı adamın da kim olduğunu anlayamadım. Kapıyı neden açtı buraya? Dostum, iyi misin dostum? Kapı çarptı, kapı sana çarptı. Aa, iyiyim köylü iyiyim. Kapı bir anda hızlıca çarptı. Açmaya çalışırken neden öyle bir şey oldu anlamadım. Çok iyiyim. Olamaz şuna baksanıza kapı kendiliğinden açıldı biz açmaya çalışırken aha sen de kimsin? Hı siz kimsiniz ya zombi baskınları bitti mi? Ben yıllar önce 1500'lü yıllarda zombi baskını olduğu için buraya saklanmıştım ve çelik bir kapı yapmıştım Gerçekten bu kapının önü toprakla kapandığı için hiçbir türlü açamadım Daha sonra yıllarca burada yaşamak zorunda kaldım ve artık burada yaşlandım Olamaz. Sen benim dedem misin? Dedeme çok benziyorsun. Benim dedem sen olabilir misin acaba? He ben 1500'lü yıllarda girdim zombi saldırılarından kurtulmak için kendime buraya çok güzel güvenlikli bir kale yapmıştım. Ama toprakla kapandıktan sonra bu kapıyı bir daha açmak mümkün olmadı. Oh şimdi nasıl açtın o zaman? He toprağın üzerinden ses gelince kapıyı açmaya çalıştım denedim ve kapı açıldı. Kapı açıldı gerçekten benim yüzüme çarptı. Oo, içeriye gerçekten muhteşem bir sığınak yapmışsın. Şuna baksana. Aha, burada zehirli patatesler var. He, onlar benim yemeklerimdi. Olamaz. Gerçekten burada hiç sıkılmadan yıllarca yaşayabildin mi? Nasıl yaşadın ki sen burada? He, ben burada yaşayıp burada öleceğim zannediyordum ama çok güzel oldu. Yaptığım sığınağa baksana. Oo, arkadaşlar, hala yemekleri varmış zaten burada. Şuna bakın. Çok iyi. Olamaz. Aha, Eskiden kalma zırhlar var, tahtadan zırhlar var. Şuna bakın yeni zırhlar buldum. Bunları giyinebiliriz. Çok iyi kalkanımız da oldu arkadaşlar. Senin zırhlarını buldum. Yepyeni zırhlar. He, onlar en eski zırhlar. Ya zombilerle savaşmak için yedeklemiştim ama zombiler buraya hiçbir türlü giremedi. Gerçekten çok güçlü bir sığınak yapmış olmalıyım. Gerçekten çok güçlü bir sığınak yapmışsın. Burada bir oda daha var. Oo arkadaşlar buraya baksanıza. Gerçekten katman kayalarıyla arkadaşlar muhteşem bir sığınak yapmış. Başka eşya var mı? Yok. Oo Burada mektuplar var. Notlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mektuplar var. Notlar yazıyormuş. Eğer bir gün burayı bulurlar da benden mektupları alırlarsa ne yaptığımı anlasınlar diye yazmıştım. Ya ama artık kurtuldum. Gerçekten uzun yıllar burada yaşamak zorunda kalmıştım ama buradan çıkmayı başardım. Dostum şimdi bu benim dedem değil mi? He, senin deden kim ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben seni tanımıyorum ki. Senin deden değil köylü anlamadın mı daha? Dostum neden yaşlı o zaman? Köylü sığınağa girdiği için yaşlanmış. Şuna baksana. Doğrusu çok yaşlanmış. Böyle bir şey yaşlanmak istemezdim. Sığınağa bende girmek istemezdim. Gerçekten ben fakirim. Keşke böyle bir sığınak benim de olsaydı. O zaman ben de çok iyi yaşardım ama benim kalacak bir evim yok ki. Evet bro play ailesi. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar muhteşem bir şekilde sizinle birlikte köyümüzde çok gizli bir yer bulduk ve yepyeni bir sığınak bulduk arkadaşlar. Ya, sığınak gerçekten çok büyük ve çok güzel. Gördüğünüz gibi sığınağın başka hiçbir gizli geçiti yok arkadaşlar ve sadece içeride yaşıyormuş ve onu kurtarmayı başardık. Kapı sıkıştığı için açamıyormuş arkadaşlar ama toprağı kırdıktan sonra açıldı. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.